Bakıyorum yolu falan kapatmışsınız. Korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri'ye götüreceğim. Efendim hava güzel. Atmosfer de çok güzel. Sağ olun, var olun. Buraya geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Diğer belediye başkanlarımız da burada. Öncelikle size yürekten bir teşekkür borcum var. Başkanı seçtiğiniz için. Genç bir başkanı seçtiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın seçilmesinde de büyük katkılarınız oldu, oylarınız oldu. Onun adına da hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bir şeyi beraber yapacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkaracağız. Çağdaş uygarlığa çıkarmanın yolu birlikte mücadeleden geçiyor. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız ve daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. İnsanla güveniyoruz. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden kim olursa olsun herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi düşüncelerinden ötürü, inancından ötürü, kimliğinden ötürü ötekileştirmiyoruz. Bayrağımızın altında, huzur içinde karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz. Çünkü biz birilerinin egemenliğini asla ve asla kabul etmeyiz. Birilerinin baskılarını asla ve asla kabul etmeyiz. Dedelerimiz de öyle yaşamadı, biz de öyle yaşamayacağız. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dediğim gibi doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bütün memleket bizim. Ayıyla, güneşiyle, ovalarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, nehirleriyle güzel bir ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Sizin güzel bir büyükşehir belediye başkanınız da var. Adı Topuklu Efe, evet. O da burada zaten. İki belediye başkanı, başkan sen de şöyle gel. Hanımefendi siz de gelin içeri yanına. İki belediye başkanı el ele verecekler. Daha güzel bir Kuşadası, daha güzel bir Aydın için mücadele edecekler. Çaba harcayacaklar, alın geri dökecekler. Emeklinin sorunlu, işsizin sorunlu, çiftçinin sorunlu, sanayicinin sorunlu. Yani alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda, her düzlemde, her yerde dile getireceğim. Sözün sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, engel çıkaracaklar, başka şeyler yapacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Çünkü bizim Mustafa Kemal'e ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Her alanda mücadele edeceğiz. Güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasiyle. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği, kadın erkek eşitliğinin olduğu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde, her kentte huzurun ve bereketin olduğu, güçlü bir Türkiye inşa etmek için birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadele benim tek başıma yapacağım bir mücadele değildir. Bu mücadeleyi demokrasi ortamında hep birlikte yapacağız. Hepinizle birlikte yapacağız. Hep birlikte en son demokrasi mücadelesini nerede verdik? İstanbul'da verdik. Kazandığımız bir seçimi, 13 bin oyla kazandığımız bir seçimi kapalı kapılar ardında, hakimlerin gözetiminde, yandaş hakimlerin gözetiminde iptal ettiler. Yenilediler. Yenileyin dedik. Bir daha yenileyin dedik. Çekinmeyeceğiz. Biz bu milletin vicdanına ve adalet duygusuna güveniyoruz dedik. İptal ettiler. Yeniden seçim oldu. 13 bin oy fark 806 bine çıktı. Ne oldu? Millet kazandı. Halk kazandı. Her şey çok daha güzel oldu. Thank you.
abi, açalım. Hazırız.